Herkese merhabalar. Eda ve Mert'le Final Set'ine hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok özel bir konuğumuz var. Milli tenisçimiz Pemra Özgen bizimle birlikte. Hoş geldin Pemra. Seni burada konuk etmekten dolayı çok mutluyuz. Davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim beni konuk olarak davet ettiğiniz için. Umarım güzel bir program gerçekleşir. Muhakkak çok keyifli olacak. Mert abi sen de hoş geldin. Merhabalar. Arkadaşlar Pemra Özgen'i aslında tanıtmaya hiç gerek yok, ihtiyaç yok. 2004 yılında profesyonel olan tenisçimiz sayısız Türkiye şampiyonlukları var. Gene bir o kadar da milli oldu. WTA'de ana tabloda galibiyet alan teklerdeki ilk kadın tenisçimiz. 17 ITF kupası var diyelim ve 4 Grand Slam'ın aslında hepsinde de eleme oynadı. Diyelim ve şöyle başlayayım ve Mert abi sözü de sana vereyim. Pemra bildiğim kadarıyla İsveç'tesin. Evet. Değil mi? Mert abi hem sana bırakayım sözü hem Pemra'ya bırakayım. Hani buradan başlayalım bir şekilde. Neler tabii, yapıyorsun tabii. Mesela İsveç'te şu an? İsveç'te yaklaşık bu dördüncü haftam İsveç'te kulüp maçı oynuyorum. Cumartesi günü son maçımız var. Maçımız bitince pazartesi günü Hırvatistan'a geçeceğim. Hazırlıklara başlayacağım gelecek sezon için. Süper. Pemra, bu İsveç'te kulüp maçları mesela kulüp maçlarının olduğu lig bayağı seyredilen, ilgi çeken bir lig mi? Mesela Fransa liglerini biliriz. Almanya'daki kulüp ligleri de bilinir. İsveç'te bu bayağı gelişmiş bir durumda mı? Almanya'da da, ya da Fransa kadar değil ama gene de izleyen çok var. Bu sene koronadan dolayı fazla kişiyi içeri alıp izlettirmiyorlar ama gene de ilgi var. Ama bir Almanya kadar değil mesela. Pemra, kapalı da halı sahada oynadığınız oluyor mu hiç? Çünkü halı saha hala var Avrupa'da kapalı kortlarda. Vallahi en son bir 5 sene önce oynamışımdır herhalde. Artık evet. Eskisi kadar fazla turnuva almıyorlar oralara. Doğru. Bu arada bilmeyenlere de söyleyelim. Yani ATP ve WTA'de de eskiden 2000'lerin erken 2000 senelerine kadar kapalı kort turnuvalarının bazıları halı sahada oynanırdı. Evet. Yani Evet. çok tanımlı. Federer'in, Serena Williams'in halı sahada oynamışlığı kesin vardır kapalı Evet. dönem Evet. zamanında. Neyse, nereden nereye geldik? Tekrar sana dönüyoruz Pemra. Pemra, şimdi şuradan başlayayım istersen konuya. Bu sen uzun süredir profesyonelliğe devam eden, yani 16 senedir yaklaşık profesyonel bir hayatı olan bir tenisçisin ve bu ve çoğu zaman profesyonellik hayatını süren tenisçilerin vitrine çıkanlar veya ne bileyim televizyonda mesela çok büyük turnuvalarda seyredilenler var. Bir de bunun dışında yüzlerce ilk 100'e belki giremeyen ilk 200'e giren ve Challenger, ITF veya Slam'lerde eleme oynayan veya WTA, ATP turnuvaları da oynayabilen tenisçiler var ki onlar pek duyulmuyor. Yani global anlamda duyulmuyor. Sen de onlardan birisin mesela. Bu uzun kariyerinin boyunca eminim ki çok inişli çıkışlı yerlerden geçmişindir. Sana şunu sormak istiyordum ilk önce. Direkt konuya girelim. Yani bu uzun süredir profesyonel oynamanın getirebileceği yüksek noktalar ve alçak noktalardan girelim. Eminim ki sen mesela tenisçi kariyerinde bazı iniş çıkış noktalarında hem doruk noktasına çıktığında çok sevindiğin, çok formda olduğun, turnuva kazandığın zamanlarda çok sevindiğin gibi iniş noktasında da bazı zamanlar eminim ki her tenisçinin başından geçtiği gibi bir nevi tenisçi depresyonu diyelim buna. Tıbbi depresyondan bahsetmiyoruz burada. Yani tenisçi moralsizliği, işte kimi tenisçiler artık raketi kaldırıp bir daha eline almak istemez. Bazıları hayatını sorgulamaya başlar. Ben doğru seçim mi yaptım? Gibi noktalardan sen kesin geçmişindir. Yani çok böyle her tenisçi geçiyor bundan çünkü. Bir Evet. defa, iki defa, üç defa, dört Evet. defa, kaç defa bilmiyorum. Ama bu noktalara sen geldiğinde hatırlayabilirsen o anlardan bir tanesini mesela nasıl kendini doğrulttun veya ne kadar uzunlukta sürdü bu an ve kendini doğrultmak için neler yaptın veya ikinci bir defa başından geçtiyse ileride bu o sefer daha değişik ne yaptın veya değiştirmeden aynı şekilde devam etti mi? Nasıl yendin bu alçak noktaları yani onu öğrenmek istiyorum ben. Şimdi şöyle başlayayım. İlk 2004 senesinde profesyonelliğe başladım. Açıkçası ilk 2-3 sene bir bocalama dönemiydi. Çünkü bunun öncesinde hiç junior turnuva oynamadım. Ben işte Türkiye'de olduğunda birkaç tane yabancı turnuvalar oluyordu. Onları oynuyorduk ya da işte senede
iki ya da bilemediniz üç tane yurt dışında turnuvaya gidiyordum. Onun haricinde Türkiye içindeki turnuvalar ve Türkiye içinde olan uluslararası turnuvaları oynuyordum. Böyle olunca tabii ilk tura başladığımda ne oluyor, ben bunu yapabilecek miyim, işte yabancıyla oynuyorum, bizden daha mı iyi gibi bir psikolojiye giriyor insan. Ama bunu işte 2-3 sene sonrasında atlattım tabii. Yavaş yavaş biraz daha alıştım. Benim kariyerim çok inişli çıkışlı oldu gerçekten. İlk yükselişimi aslında 2013 senesinde yaşadım diyebilirim. Sıralamam yükseldi. İlk Grand Slam'imi Amerika Açığı 2013 senesinde oynadım. Sanırım 230 civarında falandım. Ondan sonra 2014 senesinde tam hatırlamıyorum sıralamamı ama Avustralya Açık için mesela Avustralya'ya gittim. Orada mesela elemede iki dışarıda kaldım. Ondan sonra sıralamam gene 220 civarındaydı. Fransa Açık vardı. Fransa Açık elemesine gittim. Orada dört dışarıda kaldım. Ertesi Grand Slam'de Wimbledon vardı. Wimbledon'da bir dışarıda kaldım. Ondan sonra benim için bir düşüş başladı açıkçası. Pemra, Çünkü bir anlığına lafına girebilir miyim? evet. Söyleyeyim. Bu arada şöyle bir anımı ben anlatayım Pemra'yla. Bu bahsettiği Wimbledon'dan şey yaparken, Pemra'nın kaldığı apartman Wimbledon'da, Wimbledon turnuvası esnasında Londra'da kaldığı apartman, benim kaldığım apartmanın yakınındaydı. Hatırlıyorum. Ve Aynı binadaydık galiba Mert abi. doğru, pardon, aynı binadaydık. Evet, Aynı aynı bina. binanın uzantısındaydın. Evet, aynen. Aynen. Tabii her gün konuşuyoruz falan. İşte Evet. Pemra şey bekliyor. Haber bekliyor, girdi mi girmedi mi, ve en son bir, yani en son dışarıda kalan oyuncu oldu Pemra. O haber geldi, ben hatırlıyorum, hep apartmandan çıktım, ben Wimbledon'a doğru gideceğim, geçerken oradan Pemra'yı gördüm, kaldırımda oturuyor, iki elini, Pemra sanıyorum senin için bir mahsur yoktur bunu Yok paylaşmanın, yok, önemli değil. iki elini almış, yani başını almış, iki elini almış, böyle oturuyordu kaldırımda, annen oradaydı. İşte ben geçerken merhaba falan dedim. Baktım Pemra'nın hiç kimseyle konuşacak şeyi yok. Yani hiç merhaba falan da hiç rahatsız etmeyeyim dedim. Ben de annesi rahatsız etmeyeyim ben dedim. Evet, çok morali bozuk dedi. Ve ben yürümeye devam ettim. Öyle bir anım da var yani Pemra. Sen bunun haberin bile yok bundan mesela. Onu ilk defa duyuyorum. Evet, ama bayağı bir, yani orada ben tahmin etmiştim ne kadar. Çünkü evvelini de biliyoruz dediğin gibi. Yani Ya bir anki işte problem istemiyorum. zaten hepsinin üst üste gelmesiydi. Çünkü Evet. aslında çok yakınsınız ama bir o kadar uzaksınız. Bazen olmayınca olmuyor. Ondan sonra sıralamam tekrardan düşüşe geçti. 2014 senesinden sonra. O zamanlar tabii ki bir bocalama dönemi oldu. Ya aslında ben hani yükseldim ama herhalde bundan sonra olmayacak. Kısmet değilmiş kafasına girdim tabii ki de. Ama her zaman içinde hep, yani insanın içinde hep bir umut oluyor. Acaba yapabilir miyim? Yapabilirim. İşte olacak mı, olmayacak mı derken hep bir yerden bir ümitle tutundum bu olaya. Bocaladığınız zamanlarda mesela hiçbir zaman ben hani tenisi bırakacağım kafasına girmedim. Tabii ki de olmayacak herhalde falan filan Ay, oldum bu çok ama ilginç. Evet. evet. Mesela o dönemlerde atıyorum tenis oynamak istemediğim zamanlar oldu ama hiçbir zaman antrenmana gitmemezlik yapmadım. Gittim ama bir saat oynadım mesela. Yani antrenman süresini azalttım. Daha çok zevk almaya çalıştım. Ama hiçbir zaman ben tenisi bırakacağım olmadım. Çünkü benim kafamda hep şey var. Profesyonel sporu belirli bir yaşa kadar yapabiliyorsunuz. O yüzden ben hani gidebildiğim yere kadar gideceğim. Tenisi bıraktıktan sonra da keşke bir sene daha oynamış olsaydım demek istemedim. O yüzden de hep devam. Çok ilginç Pemra, mesela bu istisna sanki gibi geliyor bana, çünkü çoğu tenisçi de o ışık sönüyor, yani hakikaten bırakacağım ben diye karar veriyorlar, hatta bırakıp geri gelenler var, yani Evet. eski tanışlar Jennifer Capriati'den tut Ashley Barty'ye kadar bile rafa kaldırıp sonra tekrar geri. Sen de demek ki o ışık hiçbir zaman sönmedi, yani Ben en çünkü moralsiz bırakırsam bir daha dönmeyeceğimi bildiğim için hiç o şeye girmek istemedim. anda. Tamam, çok iyi. O zaman Ben burada mesela bir araya demek ki girebilir miyim Mert abi? Şimdi tabii. bu tabii paylaştığın çok değerli bir bilgi. Şöyle bir bilgi, çünkü biz mesela tenis izleyenler ve benim gibi tenis severler hep böyle bir ilk ondaki, şimdi hani biz Grand Slam ya da işte böyle WTA'in o işte Premier turnuvalarını vesairelerini daha çok hani televizyonda bulup görüp izlediğimiz için hani hep böyle çok
işte top 50, top 100 ya da işte o turnuvaya katılan ilk 10, ilk 20 oyuncunun şeyine, yolculuğuna aslında biraz haberler olsun, röportajlar olsun çok erişebiliyoruz. Ama bu söylediğin nokta çok değerli. O içsel motivasyonun kaynağı yani ve aslında bir sürü tenisçinin yaşadığı olay aslında senin yaşadığın. Yani hani biz sanıyoruz ki belki ilk 50 tenisçiden ibaret bu hayat, ilk 100'den, ama hayır, arkada bir sürü gerçekten aynı bu günlük zorlukları yaşayan bir tenisçi şeyi var ve bu sizin aynı zamanda işiniz. Yani hani bu aynı zamanda bir iş ve çoğu insanın gözünden kaçan bir şey. O içsel motivasyon aslında tenis sevgisinden mi kaynaklanıyor? Yani hani dedin ya, ben gittim bir saat oynadım ama gene oynadım. Hem anladığım kadarıyla bu tenis sevginle ilgili bir şey, hem de aslında o yine de o küçük o umut aslında insanın o kendine olan güveni. Yani ben şeyde de soracaktım, seni kesmek istemedim. Mesela bir düşüş başladı dediğin o elemelerde son anda o dışarıda kalmaların getirdiği moral bozukluğu yüzünden mi elemelerde bir sporcu düşüyor, yoksa hani başka etkenler de oluyor mu? Yani ben... Ya hepsi bir araya geliyor bence. Moral bozukluğu oluyor. Moral bozukluğu olunca performansınıza yansıyor. Performans düştükçe maç kazanamıyorsun. Sıralamanız düşüyor. Bunların hepsi üst üste geliyor. Anladım. Ya mesela o bahsettiğin 3 tane arka arkaya majör turnuvada elemede dışarıda kaldığın zamanlarda, diğer turnuvalarda oynadın arada tabii ki. Oynadım, mesela evet. Oralara da yansıdı mı o girememin son anda dışarıda kalmanın moral bozukluğu? Yansıdı tabii ama o sene yanlışım yoksa Amerika Açık zamanı sıralamam düşmüştü. O yüzden Amerika Açık'a girme şansım yoktu. Tam Amerika Açık elemelerinin olduğu hafta bir tane 25'lik kazanmıştım. Orada ya işte bazen şey oluyor. Umudunuzu kaybediyorsunuz ama gidiyorsunuz bir turnuva iyi oynuyorsunuz. Aa, olacak belki de diyorsunuz. Hep oradan bir yerden bir şey geliyor, öyle öyle devam ediyorsun. Çok iyi. Ya ben senin bir röportajını okumuştum. Orada hani kendinle ilgili hedeflerinde kendimi geliştirmek ve tenis oynadığım tenisten zevk almak da benim için çok önemli demiştin. O herhalde aslında hani yolculuğun çok önemli bir kısmı, çünkü hani hepimizin iş hayatı var. Hani kimse ama tenisçilerin de bu bir işi ya. Hani siz turnuva bazlı, gerçi çok skor odaklı, yani çok sonuç odaklı sizin işiniz. Kazandı kaybetti, kazandı kaybetti, ama sırf buna bakılırsa o zaman bu tenisten zevk alma meselesi masadan kalkar. Yani Mert abi, sana da sorayım, yani bir oyuncu bu tenisten, oynadığı oyundan zevk almak, mesela Vika da hep diyordu artık hani sonuç almadım, bir yıl kazandığı maç yok mesela arka arkaya, ama artık oynadığım tenisten zevk almak istiyorum. Şimdi mesela sen de tenisten zevk almak istiyorsun ve o bir herhalde bir mindset değişikliği mi getiriyor, yani sonra mesela o bir rahatlık mı getiriyor, ondan sonra mı mesela oyun açılıyor? O mesela tenisten zevk almak, kortta olduğum zamandan daha kendimi huzurlu hissetmek. Şimdi senin öyle açıklamanı okuyunca buradan da bir sormak istedim. Sana da sorarım Mert abi. Yani bu oynadığınız oyundan, o süreçten, yani tamam çok sonuç bazlı bir iş sizinkisi. Kazandın kaybettin gibi, ama ya aynı zamanda da bir iş ve devam ediyor. Hep sizin bir sürü turnuvanız oluyor. Oradan çıkıyorsunuz oraya, oradan çıkıyorsunuz oraya. O nasıl gidiyor yani? O süreç nasıl ilerliyor? Bazen ister istemez tabii ki de sonuca odaklanıyoruz. Ki bu yani elinizden gelse de gelmese de o kafaya giriyorsunuz, ama aslında bu çok yanlış. Hepimiz yapıyoruz bunu. Yani maça çıktığınızda aslında kendinize kaybedebilecek olmanızı da hatırlatmanız gerekiyor. Yani çünkü bazen inanılmaz tenis oynuyorsunuz, maçı kaybediyorsunuz. Bazen de yani kendinize göre kötü tenis oynuyorsunuz ama maçı kazanıyorsunuz. Yani bu bazen çok garip olabiliyor gerçekten. Ya ben Pemra, ben kendi açımdan söyleyeyim ki bence çoğu tenisçi benim gibi hissediyordu. Pemra biraz istisna bu konuda bence. Bilmiyorum, Pemra katılır veya katılmaz ama ben mesela zevk almıyordum Eda. Yani kötü oynadığım Öyle zaman mi? maç kaybetmeye başladığım zaman moralsiz anlarımda veya moralsiz dönemlerinde artık pek zevk almıyordum açıkçası. Yani yok tabii, ben de mesela scoreboard'la alakalıydı benim tenisten aldığım zevk açıkçası. Onu söyleyeyim, yani competitive, çünkü rekabet, yani bizim işimiz rekabet sonuçta. O zaman yemekten kimse hoşlanmıyor. Yok, kimse hoşlanmıyor. Ama üst üste de böyle turnuvalarda kötü sonuçlar alınca ve moralsizlik ve performans da düşünce, güvendiğin vuruşları artık vuramayacak hale geldiğin zaman ben şahsen zevk almıyordum yani açıkçası ve
o şey olmuyordu. O devam ettirmiyor. Yani Pemra mesela hala bir zevk alıp kendine motivasyon bulabildiğini söylüyor. Mesela ben öyle değildim yani ve çoğu tenisçi de öyle değil. Kötü, ya kötü oynadığım zaman ben de zaten sevmiyorum yani. Bazen kortta bile olmak istemiyorsunuz ama mesela iyi oynayıp kaybediyorsunuz. Ya arka arkaya 2-3 turnuva kaybetseniz de iyi oynadığınız zaman hep bir ümit oluyor. Ya böyle oynamaya devam edersem illaki bir yerde kazanacağım, bir yerde dönecek. Çünkü dönmeme şansı yok ki hep de öyle oluyor. Ama kötü oynayıp devamlı kaybettiğinizde o zaman soru işaretleri daha fazla geliyor kafaya tabii ki de. Bir yerde bir Doğru. değişiklik yapmanız gerekiyor. Doğru. Pemra, Onun onunla da alakalı hemen sorayım. Yani bu şeyle mesela ben şuna inanırdım. Belki o beni devam ettirirdi veya diğer tenisçileri de. Yani iyi çalışanın, ya çalışma etiği yüksek olan biri eninde sonunda bir noktada mükafatını alıyor. Yani bu genelde her yerde ortaya çıkan bir evet. gerçek. Hani ben bazen onu düşünürdüm çok kötü dönemlerde bile. Yani çalışayım, çalışayım, çalışayım. Sonuçta bunların sonuçlarını almaya başlayacağım. Belki bir iki iyi galibiyet geldiğinde o çalışmanın verdiği güvenle, ilerlemiş vuruşlarımla her şeyi tekrar birleştirebilip, ama yani bunu düşünmeye gelene kadar biraz vakit geçiyordu yani. Birkaç Tabii ki. hafta bir depresyondan Ya ne geçiyordu. olursa olsun kendinizi ikna etmeden hiçbir şey olmuyor ne yazık ki. Yani Doğru. o konu kendinizi Doğru. ya bazen kendinize yalan söylemeniz gerekiyor belki de. Yani Evet. kendinizi ikna etmediğiniz sürece bu olmuyor. Olmuyor doğru. Ama işte Pemra bir o soru. ha Soru Mert sor, abi pardon. ha gireyim hemen ne olur unutma. Tabii O tabii zaman tabii. ben de bir izleyici olarak şunu sorarım. Tabii. Hani hep diyor ya mesela Rafa. Yani şimdi tabii bir izleyici olduğum için tenisçilerin daha çok böyle hani şeylerinden gidiyorum ben de. O söylediklerinden tutunuyorum. Hani bu maç içi tavır. Hani o diyor ya attitude hep çok önemli. Hani maç içi tavrın kazansan da kaybetsen de az önce Pemra senin dediğin yani hani bazen iyi oynuyorum kaybediyorum ama biliyorum ki hani böyle iyi oynamaya devam etsem devam ettikçe bir yerde ve Mert abi senin de dediğin gibi o sıkı çalışma bir yerde o ödülü verecek de Evet. o ödülü verinceye kadar mesela bazen hakikaten arka arkaya bir sürü maç kaybediliyor. Ama işte o dediğim aslında tenisten zevk alma belki tam hani şeyine oturmamış olabilir de az önce. Yani mesela kortta oynarken o maç içinde o hiç şeyi bozmasa bir oyuncu. Yani teorik olarak soruyorum ya da işte sizin kendi tecrübelerinize göre hani kötü oynuyorum ya da iyi oynuyorum ya da kaybediyorum'a girmeden o hani mental olarak mesela Sofia Kenin gibi düzeltmeye çalışıyor ya sürekli mesela çok 6-0 bagel yediği halde bile o gerçekten şeye scoreboard'a bir şekilde ya da sonraki turnuvalarda oyuncunun kendine güveni açısından bir fark yaratıyor mu yani nasıl bir şey o içsel olarak ben onu hep çok merak etmişimdir yani tamam okey bu maçta yeniliyorum ama ben yine de elimden gelenin en iyisini yapayım ve yenildim. Bu beni daha güvensiz mi yapıyor yoksa daha mesela çok iyi oynadım, yenildim ama hani oyunumdan mutlu olduğum için daha mı güvenliyim? Nasıl bir oyuncu da his bırakıyor? Yani sende nasıl bırakıyor? Bazen kendinizi kontrol etmeniz gerçekten kolay olmuyor. Hani işte ne olursa olsun tamam kaybediyorum ama doğru şeyleri yapmalıyım olmalı normalde. Ama işte dediğim gibi bazen bunu kontrol etmek hiç kolay olmuyor. Ya bunu ne kadar kontrol ederseniz sizin için ileriki maçlar için tabii ki de daha iyi. Ama bazı günler yani ne yaparsanız yapın o kafaya giremiyorsunuz ne yazık ki. Yani biraz kısa bir Pemra, cevap oldu gerçi ama. yo yo yo, Yok hayır, yok gayet iyi. yok Pemra, hayır. bir evvel dediğin ilginç bir cümleye tekrar değineceğim. Çünkü aslında bu fazla söylenmeyen bir gerçek. Dedin ya sen, bazen kendine yalan söylemen gerekiyor ve Evet. kendini bu yalana inandırman Evet. gerekiyor. Bu arada bu sadece oyuncuların yaptığı bir şey değildir. Antrenörler de yapar bunu. Yani antrenörler, koçlar da bazen oyuncularının bu moralsizlikten geçtiğini görünce yalan söylerler. Yani Evet. antrenör, hayır sen bunu şöyle yaparsan başaracaksın falan derken yalan söylerler. Yani bu aslında çok, şimdi bir antrenörü alsak biz programa, o antrenör hayatta demez. Yok, ben oyuncuma hayatta yalan söylemem. Yok canım, gerçekleri söylerim falan der. Ama hepsi zamanı geldiğinde bunu Çünkü yapar. Yani bazen bu maçta öyle bir psikoloji şey olayı çünkü. çok pardon böldüm ama maçta öyle bir şey oluyor ki kazanmak istiyorsunuz ama mesela oyununuzun yeterli olmadığını görüyorsunuz o an için. Ama kazanma isteği o kadar fazla oluyor ki tamam bir şekilde ben bunu değiştirmem gerekiyor
diyorsunuz kendi kendinize. Ve o anda hani kötü olsa bile olsun güzel vurdum diyorsunuz mesela. Öyle yapa yapa hani her zaman değil tabii ki de ama mesela bir gün işe yarıyor. O bir gün bile çok önemli bir tenisçi için. Çünkü bence bazen de bir maç kazandığınızda önünüzdeki tüm maçları bazen bir maç gerekiyor sizin güveninizin kendine gelmesi için. O tabii. yüzden bence çok önemli. Bence Ama işte de. Dediğim gibi bazı günler bunu yapabiliyorsunuz, bazı günler yapamıyorsunuz. Tabii, bu yani tekrar tekrar inanmak gerekiyor Evet. kendine. Pemra, biraz hafif Eda var mıydı bu konuyla alakalı senin başka Yok sormak Mert istediğin? abi. O zaman biraz bir hafif bir dalga değiştirelim. Şimdi sen bu kadar uzun süredir profesyonel oynuyorsun diye bahsettik. İnişlerden çıkışlardan biraz bahsettik falan. Peki bu uzun süre boyunca benim bildiğim kadarıyla sen fiziksel anlamda sağlam bir oyuncusun. Yani çok sakatlanmayan bir oyuncusun. Yanlış mı biliyorum, doğru mu biliyorum? Sen beni düzeltirsin gerektiğinde ama benim bildiğim kadarıyla sen önemli bir sakatlık yaşamadın. Her ne kadar çok uzun bir kariyerin olmasına rağmen, değil mi? İlk profesyonel oynamaya başladığımda 18-19 yaşındaydım. Bir stres kırığı olmuştu ayak tarak kemiğimde. 3-4 aylık bir işte oynamamıştım. Onun haricinde hep Allah'a şükür ufak tefek şeyler oldu. Yok işte omuz, yok işte bileğiniz burkuluyor. Ya da işte karnımda böyle ufak tefek bir şey olmuştu. Hep yani bu zamana kadar Allah'a şükür dediğim gibi hep Evet, ufak çok. tefek şeylerle atlattım. Ama işte kondisyona önem veriyorum. Olabildiğince fit olmaya çalışıyorum. Yani Memra, bu konuya biraz üstüne gideceğim ben senin Tabii için tabii madem tabii yoksa. tabii. Çünkü yine bu konuda sen bir istisnasın. Yani şimdi 15-16 senelik kariyeri olan oyuncuların böyle önemli bir sakatlık atlatmadığı çok çok az var. Yani tamam, en başta yaşamışım ama Evet. ondan beri sonuçta bir 13-14 senelik çok önemli bir sakatlık yaşamamış bir oyuncuyla konuşuyoruz şu anda ki bu çok istisna tenis dünyasında. Yani çoğu tenisçinin ciddi bir sakatlığı olmuştur. Ne bileyim 3-4 ay uzak kalmıştır kortlardan, bir 3-4 ayda rehabilitasyon Evet. yaşamıştır falan ve yani çoğu tenisçiler böyle. Sen bunu hiç yaşamamışsın mesela bu. Tamam, kondisyona önem verip değil, sen bir cümlede geçtin üstüne ama biraz daha girelim bu konuya. Yani Tamam girelim Mert abi. Ben de üstelik. bir şey olarak tenis sever olarak arada maşallahı da söyleyeyim de bir Evet hava yani. yakarım. Evet, hakikaten evet. Yani bir Maşallah de diyelim de hani tabii şu. nazarımızı Tabii, yani şu da var, bir de Pemra, tekrar düzeltebilirsin beni yanlış söylüyorsam. Pemra'nın son 1-2 sene kariyerin yaşadığı en iyi sene, en iyi dönemlerden biri aslında. Yani bir de bu da var. Yani evet. şimdi hani herkes ilerleyen senelerde belki sakatlık daha çok olur falan derken Pemra yükselişe geçti son dönemlerinde. Yani bunu biraz açabilirsen, bilmiyorum sen farkında mısın? Neyi değişik Yok tabii ki de yapıyorsun? tabii ki de. Yani Ya açıkçası son işte 30'umdan sonra diyelim antrenman şeklim biraz daha değişti. Hem kondisyon açısından hem korttaki tenis açısından. O yüzden bunun meyvelerini şu anda topluyorum büyük ihtimalle. Kondisyon olarak son 5 senedir Hazım Çolak'la çalışıyorum. Kendisinin bende çok büyük emeği var gerçekten. Kazım Hoca'ya da selamlar buradan, evet. Aynen öyle. Onun haricinde tenis olarak da ya fonksiyonel çalışmak çok önemli bence özellikle tenisçiler için. Kortta nasıl puan nasıl oynuyorsunuz onu kondisyon olarak da yapmanız lazım kort içinde. Bu şekilde çalışarak belki de bunun meyvelerini topladım ben de. Peki değişti, antrenman programı değişti derken neyi, mesela ilk senelerinde kortta ne bileyim 2 seans mı yapıyordun veya ne bileyim Yok ya kortta mı yapıyordun sprintleri, fizik odası nasıl, ya nasıl değişti? vakit olarak değişmedi ama tenis olarak özellikle mesela antrenmanı daha çok puan gibi yapmaya başladım. Yani bisepet topla drilleri falan bıraktın mı onu? O Yok şekilde mi? bırakmadım. Onların hepsi tabii ki de var ama mesela ne bileyim mesela çapraz oynuyoruz diyelim. Çapraz antrenman yapıyoruz. 7'ye varan kazanır mesela. Ya bunları kata kata çünkü stres seviyesini aslında antrenmanda ne kadar yükseğe çıkarırsanız maçta o kadar daha çok rahat ediyorsunuz. Yani Evet. antrenmanda da kendinizi maç kadar ne kadar antrenman istediğiniz kadar antrenman yapın. İsterseniz günde 15 saat antrenman yapın. Bir saatlik maçın yerini tutmuyor kesinlikle. Ama ona ne kadar yaklaşabilirseniz o seviyeye maçta o kadar daha çok rahat ediyorsunuz. O yüzden bu şekilde çalışmak önemli olduğunu düşünüyorum.
Kondisyon olarak nasıl bir değişme ve herhangi bir değişme var mı? Yani kondisyon antrenmanı uzun maçları çıkarabilme doğrultusunda veya atiklik, çabukluk konusundaki Evet. antrenmanlarında bir değişim oldu mu? İlk 5-6 senende, son 5-6 sene arasında. Kuvvet antrenmanımda değişiklik oldu. İşte ağırlık bazında eskisine göre daha çok güçlendim. Ve onun üstüne interval çok daha fazla yapmaya başladım önceki yıllara göre. Bence interval bir tenisçi için çok önemli. Evet. İnterval. Pemra, interval derken biraz daha açabilir misin? Yani bilmeyen, evet. Koşu bazında. Evet. Genelde Yani koşu bandında koşuyorum çoğunlukla. Çünkü dışarıda koşmak bazen zor olabiliyor. Koşu bandındaki koşularımı daha fazlaya çektik. şu da var, bir de tenisçiler koşu antrenmanı, yani interval antrenmanı yaparken koşu bandında veya normal pistte, mesela kafamdan atıyorum, 15 dakika belli bir koşu temposundan ziyade çabuk yavaş, çabuk yavaş, depar yavaş. Bu yani İşte atıyorum intervalde. bir dakika hızlı koşuyorsunuz, işte yarım dakika yavaş koşuyorsunuz ya da bir dakika yavaş koşuyorsunuz. Bu yaklaşık 30 dakika devam ediyor arka arkaya. Evet. Güzel. Peki Pemra, şeye girelim. Son bir noktaya daha değineyim bu senin antrenman programında. Mesela demin dedin ki işte antrenörün ve senin bir antrenörle bu inişli çıkışlı dönemlerde veya antrenman programı esnasında bir antrenörle danışmanlığın oluyor mu? Birisi sana program veriyor mu? Yoksa sen kendin mi belirliyorsun bunları? Sen ikisini de yaptın benim bildiğim kadarıyla. Hangisinden daha fazla haz aldın veya nasıl doğru? Senin için hangisi daha iyi işledi? Onu sorayım. Tabii ki de antrenörlü olmak çok daha iyi. Çünkü herkesin yardıma ihtiyacı var sonuçta. Kimse hiçbir şeyi tek başına yapamaz bence. Yani yapabilirim diyen de nasıl yapıyorsa bilmiyorum. Bazen yapabileceğinizi düşünüyorsunuz ama aslında yardımla çok daha ileri yerlere gelebilirsiniz. Nasıl diyeyim? Soru Mühim değil neydi? canım. Zaten mühim değil. Yok yok, gayet iyi. Gayet iyi. Daha ben Sorumu sorayım. böyle bu benim biraz obses olduğum konular olduğu için arka arka söylüyorum, ama sen gir istediğin zaman lafa. Senin sormak istediğin bir şey varsa. Yani hani antrenman konusunda açıkçası hani çok bir sorum yok ama ben mesela şunu merak ederim. Hani özellikle bizim kendi tenisçilerimiz söz konusu olduğunda en çok merak ettiğim şey hani bu işin bütçesi var. Mesela şimdi sen İsveç'tesin ya, hani orada bir antrenman var. Sen bir koçla mı çalışıyorsun? İşte ne bileyim buranın bu bütçesi, yani bütün bu şeyi biz böyle bir hani sponsorluk var mı ya da hani ne bileyim bu senin kendi bütçenden mi? Mesela ben bunu hep çok merak ediyorum çünkü hani bizim tenisçilerimiz ya da ne bileyim senin şu an mesela sıran 212 bildiğim kadarıyla, eğer yanlış bilmiyorsam 212. sıradasın. Yani senin yani 200'lerde ya da işte 150'nin arkasındaki mesela bütün diğer tenisçilerde, Mert abiyle yaptığımız programlarda hep konuşursan hani çoğu tenisçi aslında finansmanını kendi sağlıyor gibi bir şey oluyor. Çok nadir çoğunun hani bir sponsorluk ya da ne bileyim başka bir gelir gibi bir şey oluyor. Sende durumlar nasıl? Ve hani sen mi ayarlıyorsun mesela her şeyi? Hani az önce dedin ya, yani sen mesela hep tek misin? Böyle bir takımın var mı? O takım varsa kaç kişi? Ben bunları merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Son 2-3 senedir antrenörüm var çalıştığım. Anna Vrlic. Kendisiyle turnuvalara gidiyoruz ama tüm turnuvalara gitmiyoruz. Atıyorum 25 turnuva oynuyorsam 10'una 15'ine kendisiyle gidiyorum. Diğerlerine tek başıma katılıyorum. Turnuva programını beraber yapıyoruz. Ondan önce genellikle kendim seçiyordum turnuvaları. Hangilerini oynayabilirim, oynayamam. Ama dediğim gibi işte son 2-3 senedir beraber seyahat ediyoruz. Bütçe konusunda Türkiye Tenis Federasyonu yardımcı oluyor kendi bütçeleri Anladım. dahilinde. Anladım. Onun haricinde burada mesela kulüp maçı oynadığınızda hangi kulüp adına oynuyorsanız kulüp sizin masraflarınızı karşılıyor. Böyle bir Öyle bir sistem. sistem var yani, anladım. Evet.
Anladım. Pemra, bu bütçe konusunda bir şey daha söyleyeyim. Bu Emily Webley Smith'i sen de tanırsın, İngiliz oyuncu. O da uzun süredir oynayan Pemra'ya benzer kariyeri olan bir İngiliz. Onun bir podcast'ini dinlemişti. O dedi ki mesela, yani yardım almayan oyuncuların ben bu seviyede nasıl oynayabildiklerine, bu masrafları nasıl çıkardıklarına ben şaşırıyorum dedi. İnanmıyorum destek almayanın çıkarabileceğini bunu dedi. Ben mesela dedi, destek almadığım zamanlar dedi, bazen 2 ay çocuk bakıcılığı yapıyordum mesela. Oradan kazandığım parayı, sadece antrenman yapıyordum, çocuk bakıcılığı yapıyordum. Oradan kazandığım parayla sonraki 2 ay turnuva oynuyordum. Ümit ediyordum ki iyi sonuçlar alayım ki bir sonraki turnuvalara çıkarabilecek param olsun. Yani böyle ay ay gidenler bile oluyor. 2 ay, 3 ay falan Tabii ki gidenler bile de, oluyor. ama şöyle bir şey var. Mesela ben ana eski tenisçiydi, antrenörüm şu anda çalıştım. Ondan biliyorum. Kulüp maçı oynayarak kendi geçimini sağlıyordu. Kulüp maçından kazandığı paralarla turnuva oynuyordu. Ama mesela şey çok zor. Grand Slam'leri eğer oynayamıyorsanız zor tabii ki. Evet. Pemra, majörlerin mesela elemesinde ilk turda kaybeden bile Evet. bir bayağı para alıyor, Bayağı yani para bayağı para alıyor, değil alıyor mi? derken Evet. mesela bir ITF turnuvalarından daha fazla para alıyor. Tabii, Yani evet, tabii ki de. onu da söyleyelim arada. Onların çok büyük etkisi var. Çok büyük rahatlık sağlıyor oyuncuya tabii ki de. Evet. Ama Mesela kulüp maçı oynayarak kendinizi çevirebiliyorsunuz. Öyle diyeyim. anladım. Tenis de oynamış oluyorsun Anladım. tabii. Kulüp maçının bir Evet. avantajı da o. Yani Evet. tenis oynamaya Evet. devam Ha. yapmış Ya oluyorsun. tenisle tenis kariyerini devam ettirebiliyor en azından. Evet. Hani Ömer abinin dediği o şey doğru. Anladım, ama şey de değil yani, böyle çok hani böyle biz dediğim gibi hep o ilk 10, ilk 20'deki o hani müthiş hayatlar, işte çok pahalı jetlerle falan uçuyorlar. Yani hep böyle bir zengin tenisçi şeysi var ya, hani izleyicinin de kafasında hani hep böyle çok imkanlarla o turnuvadan o turnuvaya, aslında öyle bir durum da yok yani. Hani gayet Tabii ki de. dikkatli bir şekilde planlanması gereken bir bütçe. Peki şeyi merak ediyorum. Mesela şimdi senin hani bir koçun var. Bu çok önemli bir şey. Koç hani seninle her turnuvaya gelmiyor, ama yıl içinde hani hep beraber çalışabildiğin bir koç mu? Çünkü hani bazen dönem dönem çalışılabiliyormuş, bazen daha az da çalışılabiliyor. Bu senin hep böyle uzun süreli, yani bir yıl Evet. böyle kesintisiz çalıştığın bir Yüz koç mu? %90'ında beraber çalışabiliyoruz. Bir haftadan fazla sürem olduğunda ben genelde Hırvatistan'a gidiyorum. Orada antrenman yapıyoruz. Onun haricinde bir haftam olduğunda, çünkü bazen Türkiye'de halletmem gereken işler oluyor, o zaman evde kalıyorum. İşte kulübümde antrenman yapıyorum. Bazen Çağla'yla, yani çoğunlukla aslında Çağla'yla antrenman yapıyoruz. Böyle böyle devam ediyor. Anladım, Pemra, anladım. şeyin bir avantajı var mı? Pardon Yok Eda'yla, yok, sen bir şey söyle. ben hani iyi, bayağı hani şanslı bir durum o zaman yani, gerçekten. Çünkü Evet. hani böyle Evet. full time bir koçla çalışmak, hem Evet. insanın kendine olan, yani ne bileyim, ben hani oyuncu olsam bir an hani bir koçun sürekli bende olması, ilgileniyor olması, hani mental anlamda da Evet. hani bir destek gibi görüyorum. Hani o yüzden iyi bir şey diyecektim Mert abi, başka bir Evet. yorumum yok. Yok yok, ben de zaten bunun Değil üstünden gideceğim. Yani mi? ana da bir avantaj, çünkü ana Pemra'nın zaten eski tanıdığı, yani arkadaş olduğu bir eski arkadaşlıkları var ve ana Pemra ile aynı zamanda profesyonelliğini oynamış bir oyuncu. Yani Evet. yaş olarak da fark yok pek aralarında. Hatta ana çok ne zaman, 3 sene evvel mi bıraktı? Ne zaman Üç bıraktı? sene oldu. 3 Hem sene birbirimize oldu ana karşı da bırakalı. çok oynadık onunla Ha, o da güzel. oyuncuyken. Beraber Tabii. çiftlerde oynadık. Ha. Aslında ilk başta beraber İsviçre'de antrenman yapmaya başladık. İlk Çağla ile gittiğimizde oraya. Ben Çağla, işte Ana da oradaydı zaten. O uzun süredir orada antrenman yapıyordu. Orada öyle öyle başladı. Ondan sonra devam etti. Evet, yani onu diyecektim. Seni iyi tanımasının, sizin Evet. arkadaş olmasının, Evet. dolayısıyla senin ona tabii bir güveninin Evet, değil olması, yani mi? onun Çünkü düşüncelerine güvenin olması. geçtiğim yollardan Evet. o geçtiği için onun tecrübelerinden fayda, ya bana çok gerçekten, yani şu an bugün sıralamam buradaysa onun hakkını ödeyemem, yani öyle söyleyeyim. Anladım. Tamam. Anaya da buradan bir selam Evet, söyleyelim. buradan o zaman ona da selamlar. Aynen. Eda, başka bir konuya geçecektim ben. Var, bilmiyorum, senin Yo, bu ben konuda buradan bu eklemek istediğin bir kadarım. şey var mı? Tamam. Temra, tabii anadan evvel olmuş olan, senin kariyerini takip eden çoğu insanın da büyük bir ihtimalle bilmediği bir şey var. 21 yaşında sen oyununda çok önemli bir değişiklik yaptın. Evet. Bunu senin ağzından dinleyelim. Niye böyle bir şey düşündün?
İpucu vereyim Pemraz söylemeden evvel. Pete Sampras'ın 15-16 yaşında yaptığı değişikliğin aynısını Pemraz yaptı oyununda. Çok büyük bir değişiklik. Pemraz evet. Sen anlat. Şöyle anlatayım. Aslında komik bir hikaye bence. Çünkü hikayenin özeti benim çift elden tek ele geçmem. Öyle başlayalım. Tam senesini hatırlamıyorum ama işte 21 yaşındaydım. Türkiye şampiyonası oynamıştım sanırım, yani yanlışım yoksa. İşte cumartesi günü maçı oynamıştım. O zamanlar Erhan abiyle çalışıyorduk. Pazartesi günü hani biraz rahat rahat topa vururuz dedik. Çünkü hafta sonu galiba tekrardan turnuvaya gidecektim. Neyse, pazartesi günü Erhan abiyle oynuyoruz. Ben de işte oynarken tekel vurmaya başladım birden. Aa ne güzel vuruyorsun falan filan. Çünkü zaten normalde de oyun içinde vuruyordum ben. Hani çok sıkıştığım zamanlarda bir oyuncu voleye geldiğinde daha rahat hissediyordum kendimi. Passing shot tek elle vurmayı çift elden. Erhan abi dedi ki aa hadi değiştirelim falan dedi. Ben de aa tamam dedim. Hani böyle sanki şuradan bana bir, şuradan bana bir çay koysana tamam olur gibilerinden oldu. Ben hakikaten değiştirelim mi falan filan derken. Çünkü sonra dedik ki ya zaten genelde %95'inde slice vuruyordum. Ne kaybım olabilir? En kötü vuramazsam yine slice vururum dedik. Öyle öyle o gün bugündür işte öyle bir değişiklik oldu. Ama tabii ki de hani bu backhand'in oturması 7-8 seneyi aldı. Başta mesela çünkü gücüm yoktu. Gribim mesela daha açıktı. Şimdi bayağı kapalı tutuyorum. Yani 30'umdan sonra doğru düzgün backhand vurabilmeye başladım. Öyle diyeyim yani. Evet, yani şunu da söyleyeyim. Çift elden tekel backhand'e dönmek çok majör bir değişiklik. Yani evet. bir oyuncunun şeyinde çok önemli bir değişiklik. Bir de Pemran dediği gibi kol kuvveti çift el vurmaya alışmış oyuncuların tabii sağ kol kuvveti tekel vurmaya tam elverişli değil. Slice'ı daha kolay vuruyorsun. Zaten evet, çift el vuranların çoğunun tekel slice'ı vardır aslında. Evet. Yani kullanmadıkları bir vuruş değil. Tekelle slice vurabilirler. Haliyle Pemran sen de tabii o tekel slice'a abone oldun birkaç sene. Ta ki top spin vurabilme gücünün geliştiği ve gücünden ziyade güven meselesi bu. Aynen, yani aynen. Onu ben vurabilir miyim güven meselesi. Bunun alması sende seneler sürdü işte. Bu ilginç bir bilgi ki bu doğru yani evet. Çok zor bir değişim çünkü sonuçta. Eskiden sırf slice vuruyordum. Şimdi slice vurmam gereken yerlerde backhand vuruyorum. Bir de oradan. İyiymiş gerçekten. Bu arada Erhan'dan bulamadım. Söyleyelim. Sevgili Erhan'a da buradan bir selam söyleyelim. Evet. Ya şimdi mesela ben senin bu son iki sene seyrettiğim maçlarında tekel top spin'i sen baya vuruyorsun. Puan esnasında da vuruyorsun yani. Sırf rally'i artık sadece slice'la devam ettirmiyorsun yani. Tamamen vuruyorsun. Ya çünkü şimdi ya ister istemez şu anki tenis o kadar çok gelişti ki her sene inanılmaz ileriye gidiyor. Bir şekilde agresif olmak zorundasınız. Hı-hı. Çünkü sırf ya eskiden slice'la çok maç kazanırdım mesela. Alışık değildi oyuncular ama şimdi öyle olmuyor. Atıyorum sene içinde 40 maç yapıyorsanız belki birini ikisini sırf slice sayesinde bazen kazanabiliyorsunuz. Çünkü hani bazı hala hiç alışkın değil işte nasıl ne yapacağını bilemiyor bazen. Ama agresif olmak zorundasınız. O yüzden ister istemez kendimi ileriye taşımak için bir şekilde gözü karartıp vurmam gerekiyordu. O da öyle oldu. Eda var mıydı senin? Ya o zaman ben şimdi Pemra'nın bu söylediği tenis hani gelişiyor gerçekten oyun gelişiyor. Hani senin de kendi oyununda hani daha agresif olmam lazım dediğin noktadan hareketle senin kendi oyununda yani ben oyunumun şu parçasını biraz ya da şu vuruşumu biraz hani ileriye alayım biraz geliştireyim dediğin bir var mı özellikle? Tüm vuruşlar. Tüm vuruşlar. Aynen. Her şekilde. Çünkü hala çok agresif olmam gerekiyor dediğim gibi. Hala daha fazla agresif olabilirim mesela. Voleye çıkabilirim. Mert abi bunu bana önceden de söylemişti. Bazen çünkü mesela puan içinde puan oynuyorum tekrardan. 5 rally öncesinde bitecek puanı tekrardan oynuyorum. Yani hala onları yani ne kadar istediğiniz yaşınız kaç olursa olsun tüm vuruşlarınızı hala geliştirebilirsiniz ki benim de çok eksiğim var. Servis olsun, forehand, backhand, voley hepsinde yani. Hepsini geliştirebiliriz evet. Doğru dedin. Bu Pemran dediği yo söyle Eda. Yok okey benim hani bununla ilgili şeyim yok.
Anladım. Yok, Pemran bir dediğini biraz daha geliştireyim ben. Pemran yanlış söylersem sen de düzelt beni. Yok yok. Yani mesela 5-6 sayı 5-6 vuruş evvel bitirebileceğim şeyi bitirmiyorum derken şunu kastediyor zannediyorum Pemran. Mesela puan esnasında bir top kısa düşebiliyor veya Evet. Pemran'ın böyle vurabileceği bir top şeklinde geliyor ve belki de vuruyor da o topa. Karşı tarafı zor durumda da bırakıyor ama arkasından fileye gelmediği için karşı Evet. taraf o topu yükseltip süzülterek geri çeviriyor. O top Aynen. tekrar zıplayana kadar karşı taraf tekrar kortun Evet. ortasına gelmiş oluyor. Evet. Pemra da işte ondan bahsediyor. Yani o fırsatı kaçırdım, sonra 5 vuruş daha yapmam gerekiyor o puanı Evet. kazanmak için demek istiyor. Bu Evet. arada hazır yeri gelmişken şunu da ekleyeyim. Pemra burada olduğu için de söylemiyorum. Pemra'nın maçını seyretmiş olanlar bilir zaten. Pemra'nın oyunu çok seyretmesi zevkli bir oyun. Yani her türlü tenisin her türlü vuruşu var Pemra'da. Tekniğini çok genç yaştan her vuruşta geliştirmiş bir oyuncumuz. File de oynayabilir, geriden de oynayabilir. Servis voley de yapar gerekirse onu bile yapmıştır yani zamanında. Zaten çiftleri de iyi oynar Pemra. O Evet. yüzden seyir zevki yüksek olan bir oyuncu Pemra. Teşekkür Bu yüzden onu ederim. söyleyeyim Pemra. Ben senin maçlarını seyretmekten her zaman zevk almışımdır. Taraf Teşekkürler. tuttuğum için bazen zevk almadığım anlar da oluyor tabii. Skorboard'a göre ama genelde çok tutmuşum. Bir de bu yani bir en son bunu sormak istedim ben. Bu her tenisçi böyle değil. Yani kadınlarda olsun, erkeklerde olsun bazı tenisçiler çok genç yaşta tabii herkes ilk önce forehand ve backhand öğreniyor. Yani baseline'dan geri ve o vuruşla sırf istikrarla çok topu oyunda tutarak maçlar kazanıyor birçok oyuncu junior senelerinde. Ve şöyle bir mantığa giriyorlar. İşte bu kazanıyorum ben maç. Niye bunu devam ettirmeyeyim? Ve oyunlarını o şekilde geliştirmiyorlar. Her türlü yani all court oyununa çevirmiyorlar. Ama tabii juniorlardan çıkıp büyüklere girince bu biraz geri tepiyor. Çünkü onu domine edenler olabiliyor yani o oyunu. Ve B planı olmuyor o zaman geliştirmediğin için diğer tarafların oyununun. Pemra sen çok genç yaştan bütün all court oyununu geliştirmiş bir oyuncusun. Bu senin özellikle planladığın bir şey miydi? Öylesine mi Çok. gelişti? Bence genç yaştaki antrenörlerimden dolayı çok şanslıydım ben. Öyle diyebilirim. Çünkü hatırlıyorum 10 yaşındaydım. O zamanlar Süleyman Soysal'la çalışıyordum. Bana slice'ı öğretiyordu. Çok önemli Ve bu. çok önemli değil Evet mi? çok Ve ki 10 yaşındaki bir çocuğa hayatta kimse öğretmez slice. Evet buyur pardon. 12 yaş turnuvasıydı galiba. Balıkesir'le bir maç yapıyordum. Kaybediyordum. İkinci set 3-0 ya da 4-0'dı. Bana slice vur bundan sonra demişti. Ben o maçı mesela slice vurarak bitirmiştim. İçeri gidiyordu, dışarı gidiyordu. Çok hatırlamıyorum ama o bana dediğini hatırlıyorum. Yani dışarıdan slice vur maç bitene kadar demişti. Slice vurmuş. Yani 12, 10 yaşında slice vurmaya çalışıyordum. O yaşlarda vura vura bunlar oturdu. Ve o zamanlar çalıştığım yine diğer antrenörlerim işte voleye falan da çok önem veriyordu. O yüzden o Çok büyük bir yaşta şans. çünkü Evet, büyük. küçük yaşta bazı şeyleri çabuk kapıyorsunuz. Bunları küçük yaşta yapabilirsiniz, yapamazsınız önemli değil ama insanın temeli bir şekilde oturuyor bu şekilde. Evet, Süleyman Hoca'ya da selamlar Evet, o buradan. zaman Ayrıca gerçekten Süleyman'ı tanıyan da ben oynadım Süleyman'a karşı oynadım. Bir slice vururdu, yerden anca kalkardı. Böyle dizleriniz acımaya başlardı arka arkaya o topları. Evet, güzel. doğru. Çok güzel Pemra. Peki bu şu andaki şu senin bu İsveç'ten sonraki program. Bu arada programı nedir diye soruyorum. Programın ne olduğunu WTA ile ATP bile bilmiyorlar. Vallahi hakikaten öyle. Biz de yani işte dediğim gibi pazartesi günü Hırvatistan'a gideceğim. Büyük ihtimalle çarşamba günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacağım. Tam olarak işte ilk turnuvayı Avustralya açıkla ya da Avustralya'dan önce başka hazırlık turnuvaları olacak mı bilmiyorum daha. Onlar da bilmiyor. Büyük ihtimal ya bu hafta sonu ya da haftaya belli olacak. Ama sezonu normalde Avustralya'da açmayı düşünüyordum ama bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yaklaşık Evet. ama 3-4 haftalık bir hazırlık Evet. dönemi var. Biraz gerçekten çok muğlak oldu. Bugün bir şey çıktı gazetelerde, yabancı gazetelerde. 2 Şubat gibi başlayacak diye. 8 Şubat, 8 8 Şubat, ha pardon, Şubat, değil mi? evet. Ama 8 işte Şubat ama evet. 8 Şubat ana tablosu olacak büyük ihtimalle ama elemesi nasıl olacak, ne zaman olacak, Evet, ya onlar yok değil mi? nerede Hiç detay geliyor, falan ben onlar yok. de bilmiyorum. Çok Evet. garip oldu. Ondan öncekiler hemen Avustralya'nın arkasındaki turnuvalar falan. Hani takvim böyle Evet. biraz garip. Evet. Çünkü ITF turnuvaları da tam belli değil. Neyin ne olduğu. Yani herkes şu an antrenman yapıyor ama nerede, neyin başlayacağını kimse Ha. bilmiyor. O yüzden biraz zor tüm oyuncular için.
Pemra, sen programını zemine göre ayarladın oluyor mu? Mesela favori bir zeminin oluyor mu? O zemine göre ben turnuvaları oynayayım falan diye program yaptın oluyor mu? Genelde hardcourt'ta oynamayı daha çok seviyorum sert zeminde. Evet, özellikle son birkaç senedir, 3-4 senedir. Yani çoğunlukla hardcourt'ta oynamaya önem gösteriyorum diyebilirim. Ya aslında diğer kortları da seviyorum. Hani toprakta da oynayabiliyorum ama toprakta, çimde. Hardcourt'a daha çok alışkın olduğum için hardcourt'u tercih ediyorum. Oynamayı sevmediğin bir oyuncu var mı rakibi? Aman bu bana çıkmasın tabloda falan diye aklına gelen bir oyuncu var mı öyle? Veya tam tersi? Var tabii ki de. Ya bir tane Hollandalı bir oyuncu var mesela, Kerkhoff. 8 kere falan oynadım, bir kere kazandım. Ama yani o oyunumu seviyor kız, yani yapacak bir şey yok. Evet, ana Kerkor, evet. Evet. Seni tanıdığımdır da o zaten, evet, doğru. Evet. Evet. Tabii böyle şeyler oluyor. Eda, var mı senin başka bir sorun? Valla ben şey sormak istiyorum. Böyle maça çıkarken ya böyle ya da böyle önemli bir şeyde, önemli bir maç öncesi böyle yaptığın bir ritüelin ya da ne bileyim böyle bir ne derler, ne deniyordu ona, batıl herhangi bir inancın ya da böyle dinlediğin bir şeyler var mı? Hani oluyor ya, bazen oyuncular yapıyorlar. Tek şeyim, müzik dinlemeyi seviyorum ben. Beni rahatlatıyor çünkü. Ya o müzik haftasına göre değişiyor. Bir gün bir müziğe takılıyorum. Bir hafta aynı müziği dinliyorum. Sonra çok fazla dinlediğiniz için müzikten nefret eder hale geliyorsunuz. O Sonra her başka. zaman değişiyor ama yani genelde müzik dinleyerek korta çıkmayı seviyorum. Onun haricinde başka öyle çok Başka yok. batıl inancım yok yani. Tabii Evet. belli bir ısınma, mesela maç öncesi, maç günlerinde sabahleyin belli bir ısınma antrenmanı yapıyorsundur büyük bir ihtimalle. Ama Evet. bunların dışında off season döneminde, yani off season mesela önünde 2-3 hafta varsa sırf antrenmana odaklanabileceğim bir hafta. Orada belli hedeflere odaklandığın oluyor mu? Genelde tabii demin dedim ben tüm oyunumu geliştirmek istiyorum dedim mesela da. Mesela belli bir 2-3 hafta boyunca bir hedefin oluyor mu, yoksa tekrar forma girme dönemi mi oluyor veya tekrar form bulma dönemi mi oluyor, yoksa o 2-3 hafta boyunca mesela odaklandığın bir vuruş veya bir teknik taktik nokta oluyor mu? Bunun planlamasını önceden yapıyor musun? Tabii ki de atıyorum işte mesela neyin eksikliğini daha çok hissediyorsam onun üstünde daha fazla duruyoruz. Kondisyon olarak da öyle. Ama kondisyon olarak dediğim gibi hazırlık döneminde özellikle interval yapmaya çok önem gösteriyorum. Tenis açısından da atıyorum mesela forehandimle ilgili bir sıkıntım var diyelim. Onun üstünde biraz daha fazla duruyoruz. Tamam. Anladım. Bu şekilde gerçekleşiyor. Pemra, çok güzel bilgiler bunlar. Evet. Yani Umarım faydalı oluyordur, hayır bilmiyorum. canım, Ya yok çok 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 çünkü keyifli oldu ya. yani bu tür şeyleri tenis severlerin çoğu televizyonda seyrettikleri oyuncular var. Bir de yani televizyonda devamlı gördüğümüz 10-20 oyuncu var diyelim, kafamdan Evet. atıyorum. Ama bunun yanında senin gibi tenise hayatını vermiş ve belli bir başarı yakalamış 300 tane oyuncu var mesela. Onların hayatlarının nasıl geçtiğinin pek farkında değil insanlar. Bu yüzden Ya çok... aslında ilk yüzden sonrası açlık oyunları gibi diyebilirim açıkçası. Çok güzel, çok Çok güzel. herkes bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Çünkü her tenisçinin hayali gerçekten Grand Slam'leri oynamak. Herkes oraya gelmeye çalışıyor. Çok kaliteli oyuncu olup sıralaması yüksek olmadığı için oynayamayan bir sürü oyuncu var. Bu şekilde tenisi bırakan bir sürü oyuncu var. O yüzden ya herkes inanılmaz çaba sarf ediyor ve tenis çok fazla antrenman ve doğru antrenman yapmayı gerektiren bir spor. O yüzden hiç kolay değil. O yüzden bazen görüyorsunuz oyuncuları maç kazandığında kendinden geçiyor ve bence bu çok normal bir şey. Evet, yani şunu da ekleyelim bu arada. Maç kazandıklarını kendinden geçen oyuncuları majör elemelerinde veya ufak turnuvalarda daha fazla görüyorsunuz. Yani sadece televizyonda gördüğümüz o WTA ATP turnuvalarındaki çeyrek final kazanınca böyle elini kaldırıp sevinenler falan, bunlar konuşuluyor ama ben tavsiye ederim tenis severleri mümkünse gitsinler bir majör turnuvada elemeleri seyretsinler. Oyuncuların maç kazandığı zaman gösterdiği zevki, kendinden geçmelerini ana tablodaki şampiyonlar mesela pek o kadar yaşamıyor. Turnuva kazandıklarında yaşıyorlar da mesela ikinci tur çeyrek final maçı falan kazandıklarında onlar da seviniyor ama asıl sevinme görmek istiyorsanız elemeleri seyredin ve hatta ITF turnuvalarının challenger'ları seyredin. Yani Ve ya bir çünkü şey öyle lütfen Pemra sen ya söyle sondan sonra.
Özellikle Grand Slam'lerde öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, çünkü senede 4 tane var mesela. Çok büyük bir şans olduğunu biliyorsunuz ve orada en iyi oyununuzu sergilemek istiyorsunuz. Bazen kaybettiğinizde çok büyük hüsran oluyor ama kazandığınızda da sevinci o kadar büyük oluyor o yüzden. Tabii büyük Doğru. baskı çünkü. Yani o Evet, baskı, o çok. baskı çok enteresan bir baskı. Evet. İşte ben de onu diyecektim. Yani bu aslında yani o dediği Pemra'nın ve hani o ilk 10-20 oyuncunun dışında bizim o arkada hani 100 çok daha aslında büyük bir mücadele var orada. Ve bu çok saygı duyulacak bir şey aslında. Gerçekten bir hani tenise duyulan sevgiden insanın kendini işte o sürekli motive tutması, inanması, bununla ilgili çalışması bu ancak aslında çok saygı duyulacak bir şey. Ve gerçekten bir mücadele yapılıyor. Yani bütçesinden antrenmanına işte çalışmasına, oraya gelmeye, elemesine kadar ve işte belki de hani izleyen arkadaşlar şöyle bir değerlendirme de yapabilirler. Bazen çok acımasız eleştiriler olabiliyor. Yani biz bu arka planı böyle görmüyoruz, bilmiyoruz. Ve hani işte bir eleme oynuyor bir oyuncumuz belki. Yani bunu sadece biz ülke olarak da yapıyor muyuz, başka ülkelerde nasıl bilmiyorum ama bir oyuncumuz işte elemeyi geçemiyor. Hani vay hani bunu bile geçemedin oluyor. Ama o bu onu bilesi noktası aslında tam gerçekten bir kan ter gözyaşı yani. Orada hani oyuncunun zaten en büyük dert oyuncuda yani. Oyuncunun hayalleri, oyuncunun çalışması, oyuncunun ne derler o inancı, güveni, bütün yani yatırımı oyuncunun orada. O yüzden hani bu bakış açısıyla bence bütün oyuncularımızı ve şeyleri değerlendirmek gerekiyor. Hani bunu biraz bilip buna gerçekten çok saygı duyup burada gerçekten çok net bir tenis sevgisi var yani. Yoksa kimse böyle bir hani zorlu mücadelede hani sevmeden, bu işe çok saygı duymadan, bu işe çok kendini yatırımını yapmadan devam etmez ki. O yüzden ben çok saygı duyuyorum, çok seviyorum tenisçileri ve bugün hani bu iç bilgileri, içgörüyü yani bu hayatı yani bu yüzün dışındaki oyuncular nasıl bir hayat yaşıyor, nasıl bir şeyden geçiyor, bunu bizimle çok net paylaştığın için de çok teşekkür ediyorum Ben Pemra. Yani gerçekten çok güzel bilgilerdi. evet, Teşekkür ederim. Sağ olun. şunu da ekleyeyim, ben yine Pemra'nın yüzüne de söylerim bunu ister yani fark etmez. Pemra arkadaşları ve etrafı tarafından da sadece tenisçi olarak saygı duyulan biri değil, çok da sevilen bir insandır. İnsan olarak, karakter olarak da çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir Pemra. Bunu da Çok söyleyeyim. teşekkür ederim. Sağ olun. Buradan direkt son bir soruya geçeyim. Bu Tabii. işte antrenmanlar, senelik program konusunda. Bunu Çağla'ya da sordum. Çağla bize konuktu biliyorsun bir Evet. evvel programda. Mesela şöyle bir izlenim vardır. Tenisçiler işte şehir şehir geziyor. Oh ne güzel hayat bilmem ne falan. Ben şimdi sana sorayım. Sen mesela kafamdan atıyorum Londra'ya Wimbledon'ı eleme oynamaya gittiğinde veya Paris'e Roland Garros elemesini oynamaya gittiğinde veya kafamdan atıyorum Hamburg'da bir turnuva oynamaya gittiğinde sen Hamburg'u, Paris'i, Londra'yı geziyor musun? En Yoksa otel turnuva gidip geliyor musun her gün? Sonra uçağa binip tekrar. kolay örneği buradan vereyim ki bu kulüp maçı işte haftada 2 maçımız oluyor. Yani bu WTA maçı bile değil bu senin bahsettiğin şu anda değil mi? Aynen. Kulüp maçından bahsediyorsun. Bir Evet. aydır buradayım. 2 kere şehre gittik o kadar. Buyur. İşte yani. Yani bu bundan daha iyi açıklanamaz. Yani Çünkü bu yani burada daha çok boş zamanımız olabiliyor mesela antrenman ve maçlardan sonra ama o kadar yorgun oluyoruz ki direkt eve geliyoruz, işte film izliyoruz ya da başka bir şey yapıyoruz. Ya yani turnuvalara gittiğinizde de aa ne güzel dünyayı geziyorsunuz diyorlar ama belki bir gün onda da vaktiniz varsa o gücü kendinizde bulabiliyorsanız gidiyorsunuz şehre bakıyorsunuz. Yani şehre bile gittiğinizde gidip bir kafede oturup kahve içiyorsunuz yani fazla bir şey yapmıyorsunuz. Paris'te Louvre Müzesi'ni ben Aynen. Tamam. Gerçekten öyle. Evet. Tamam. Mert abi Pemra. ekleyeceğimiz bir şey yok değil mi? Yok, Kapatıyoruz yok, programı. yok. Çok teşekkürler Pemra. Ben çok teşekkür ederim tekrardan beni davet ettiğiniz için. Biz Umarım çok güzel teşekkür olmuştur. ederiz. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Mert abi sana da teşekkür ederim. Pemra'yı programımıza getirdiğin için. Pemra sana da Rica çok ederim. teşekkür ederim. Ben Çok seve güzel seve geldim. Çok geçsin. teşekkürler. Çok güzel geçsin. Arkadaşlar biz çok keyif aldık. Sizin de çok keyifle izleyeceğinizi düşünüyorum. Sevgiler, selamlar. Çok teşekkürler.